Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu video neyle ilgili olacak derseniz, bu video ayrılık videosu olacak. Şu anda bir otobüs durağındayım. Yani otobüs yazıhanesindeyim. Otobüsümü bekliyorum. Mombasa'dan Nairobi'ye gideceğim. Gece yolculuk yapacağım. Yani akşam 10'da bineceğim otobüse. Sabah 6 gibi Nairobi'de olacağım. Ve oradan direkt havaalanına geçeceğim. Ve artık Kenya'dan ayrılma vakti. Ve hatta artık Afrika'dan ayrılma vakti geldi. Bunu söylerken bile birazcık böyle üzülüyorum. Evet, Afrika kıtasından artık ayrılıyorum. Nereye gidiyorsun derseniz, onu şimdi söylemeyeceğim. Böyle videonun bir yerinde zaten anlayacaksınız. Sürpriz olsun diye değil, böyle öyle hissedeceğim. Bilmiyorum neden ama öyle. Öyle işte, biraz üzünlüyüm. Şimdi gece yolculuk, otobüs yolculuğu falan nasıl olacak bilmiyorum. Biliyorsunuz, diğer videolarımı izlediyseniz, Afrika'da otobüs yolculukları biraz zor oluyor. Ama mecburdum bunu yapmaya. Öyle bakalım. Bu da Afrika'dan ayrılma hikayem olacak. İyi seyirler dilerim. Şimdi otobüsüme bindim. Gördüğünüz gibi şöyle tek kişilik bir koltukta oturuyorum. VIP diyorlar. Wow. Işıklar yanıp sönüyor. Çok değişik bir otobüs bu. Ben daha önce görmedim bu kadar lüksünü açıkçası. Şu ön taraf benim oturduğum yer bayağı uçaklardaki business class olur ya. Böyle ön tarafta perdeyle kapatılır falan. Aynı o. Birazcık göstermeye çalışayım. Işıkları söndürdüler. Şöyle arkası, şurasını perdeyle kapatıyorlar. Arkada da diğer koltuklar var. Işık kapandı, artık konuşamıyorum. Neyse, ışık açılınca devam ederim. Bu arada bu otobüsün tavanı. Vay be, acayip güzel yapmışlar. Diğer baba. Günaydın. Ben geldim. Nairobi'deyim şu anda. Sabah 5.30 civarı. Hava hala karanlık. Arkamda görüyor musunuz bilmiyorum. Valla geldim, ne yapacağımı şaşırdım. Tabii çok erken bir saat olduğu için her yer kapalı, hava karanlık. Benim için güvenli değil falan, yani soğuk bu arada. Böyle sweatshirt var, bir de yağmurluk var üzerimde. Ayağıma çorap falan giydim. Yani soğuk. Uyudum, otobüs güzeldi çünkü gördüğünüz gibi. Ama böyle tabii uykumu tam alamadım. Neyse, şimdi ne yaptım? Şimdi ben otobüs 10 dakika kaldı, ineceğiz deyince dedim ne yapacağım ben şimdi, her yer kapalı, bir yere gidemem, sokakta kalamam, ne yapacağım derken, buraya ilk geldiğim zaman kaldığım bir otel vardı, Raya Otel. Nairobi'nin merkezinde, tam bu otobüslerin geldiği yere çok yakın, yürüme mesafesinde. Orası aklıma geldi, dedim ki ben bu otele gideyim, söyleyeyim, birkaç saat orada takılayım, sonra gideyim dedim. Onlar da sağ olsunlar, beni tanıdılar zaten. Daha önce geldiğimde burada kalmıştım. 5 gün kadar falan burada kalmıştım. Onlar da beni tanıdılar, tabii otur falan dediler. Şimdi burada oturdum, bilgisayarımı açtım. İşte bir YouTube videom var, yetişmedi bugün. Onu yetiştirmeye çalışacağım. Sonra da havaalanına doğru yola çıkacağım. Sonra da yolculuk başlayacak. Hava aydınlandı. Ben de kendimi dışarı attım. Daha havaalanına gitmeme çok var çünkü.
biraz etrafta son kez dolaşayım dedim. Bir şeyler yiyeyim falan. Son kez Nairobi sokaklarındayım. Böyle biraz hüzünlüyüm çünkü Kenya'da 5 ay geçirdim. Ve Kenya'yı gerçekten çok sevdim. Öyle size de böyle son kez Nairobi'yi göstereyim. Sonra havaalanına gidelim. Bugün günlerden pazar. Pazar olduğu için etraf biraz sakin. Normalde bu cadde acayip kalabalık oluyor. Bu caddeyi bu kadar sakin görmeniz imkansız arkadaşlar. Ben daha önce buradayken o kadar kalabalık ki burası. Gerçi zaten Nairobi videolarımda görüyorsunuz mutlaka, buraları hep çektim. Şu an buranın sakinliğine inanamıyorum. Çok güzelmiş böyle sakin sakin. Evet, saat 9 oldu. Etrafı pek gösteremedim çünkü zaten pek bir şey yok. Yiyecek bir şeyler aldım şöyle. Şimdi bir iki böyle börek gibi, sebzeli börek gibi bir şeyler yedim. Havalanına doğru gidiyorum şu anda. Biberdeyim. Zaten hep böyle şeydir ya, bilmiyorum sizde öyle midir ama bende öyledir. Yolculuk böyle hep böyle bir hüzün getirir bana aynı zamanda. Her yolculuk bende şöyle bir his bırakıyor. Biraz hüzünleniyorum, böyle biraz da heyecanlanıyorum. Çünkü bıraktığım yeri özleyeceğimi biliyorum. Ve burada çok güzel anılarım oldu. 5 ayım geçti. Burayı özleyeceğim. Aynı zamanda yeni bir yere gittiğim için de acayip heyecanlanıyorum. Böyle o yüzden yolculuklar bana çok güzel geliyor. Böyle bütün duyguyu, birçok duyguyu aynı anda yaşatabiliyor bana. O yüzden çok seviyorum yolculuğu, yollara düşmeyi, yeni yerler görmeyi. Sanıyorum o yüzden gezgin oldum. Havaalanında görüşürüz o zaman. Havaalanına gelirken burada beni indirdiler. Burada sokağın ortasında. Şurada gişeler var. Göstermiyorum çünkü çekim yapmak yasak. Gişelerin orada durdurdular. Şimdi biz buradan yayan içeri girecekmişiz. Arabalar da oradan gidecekmiş. Beni araba orada alacakmış, böyle bir şey yani. Bilmiyorum nasıl bir şeymiş. Neden indik anlamadım. Bayağı bildiğin şurada gişeler var. Şöyle gişeler. Ben de buradan içeri giriyorum. Hello. This? Yes. Bir güvenlik kontrolü de var burada. Şimdi arabalar burada bekliyor. Şimdi arkamda burada gişeleri görebilirsiniz bu arada. Arkamdaki kapıdan da giriş yaptık. Şimdi herkesin arabası burada bekliyor. Arabalardan birine, şu araba benimki, ona bineceğim. Çok değişik bir uygulamaymış. Neden acaba? Merak ettim nedenini. Yani muhtemelen güvenlik nedeniyle de, niye ama? Niye arabayla geçemiyorum? Why they are doing like this? Checking points, I don't. But my bag still in the car. The bag, yes, in the car. They also touch me when I'm going. Ah, okay. They are machines, they are to detect. Okay, beni, yolcuyu ayrıca güvenlikten geçirip kontrol ediyorlarmış. Bir de arabayı da oradan geçerken çantayı falan herhalde kontrol ediyorlar, anlayamadım. Beni de hep beraber geçirdilermiş. Evet. Kenya'dan ayrılıyorum ya. Havaalanındayım şu anda. Havaalanı bayağı büyük, güzel, tertemiz, şahane yapılmış. Şimdi içeri girelim. Bu tarafa dönüyorum. Çünkü güneş bu tarafta, karanlık çıkacağım. Şöyle bir yer. Air Arabia diye bir firmayla gidiyorum. Umarım
Her şey yolunda gider, bilmiyorum. Çünkü o firmayı hiç daha önce kullanmamıştım. Aylar sonra havaalanında olmak bir ilginç geldi bana. Hep karadan dolaştım ben Afrika'yı. Hiç uçak kullanmadım. Şimdi böyle tekrar uçağa binmek falan garip geldi. Daha henüz Air Arabia'nın kontuarı açılmamış. O yüzden bekliyorum. Şöyle bir yerdeyim. Şöyle şurada kontuarlar var. Bizimki daha açılmamış. Bekliyorum böyle. Evet, biletler alındı. İki tane. Bir aktarmam var. Uzun bir yolculuk olacak. Hatta Mombasa'dan başladı yolculuğum tabii. Gece otobüse bindim. Sabah vardım. Bekledim. Şimdi buraya geldim. Saat 13.45'te uçağım. Şu anda da bir saattir buradayım. Bir iki saat daha falan, 2-3 saat daha bekleyeceğim. Sonra bir uçağa bineceğim. Oradan bir yere gidecek. Orada bir saat bekleyeceğim. Oradan sonra da gideceğim yere varacağım. Evet, check-in'lerimi yaptım. Her şeyden geçtim ve şu anda içerideyim. Şu anda Duty Free'deyim. Bakalım buralarda neler varmış biraz. Fiyatlara bakalım. Size fiyatları göstereyim biraz. Ne göstereyim ki? Sigara göstereyim mesela. Sigara içen çok galiba. Mesela böyle sigaralar var. Neymiş? Camel. Camel'ın bir kutusu. $31. Marlboro Gold mu? Bu ne kadar? Bu da $30. Ne? Marlboro, ha bu ikili. İkili alırsanız $57. Dunhill, bu Dunhill şeyin East Afrika'da her yerde bulabilirsiniz bu sigaradan. Dunhill. Bu da $32. Sonra başka ne merak edersiniz? Wow, bu neymiş ya? Çok tatlı. Viski. Acayip güzelmiş. $92.5. Aa, bu Kenya'nın birası. Tusker. Böyle altılı, büyük. Büyük altılı alırsanız $2 mı? Ha, One Piece. $2 çarpı 24. Vay, kurnazlar öyle yazmışlar. Baileys merak edenler. Böyle bir şişe Baileys $24. 1 litre bu arada. Bunu çok severim. Margarita yapımında kullanılıyor. Bu da $27.5. Amarula, bunu da seven çok biliyorum. $20. Bilmiyorum, Türkiye'den ucuz mu buralar? Hiçbir fikrim yok gerçekten şu anda. Jack Daniels. Böyle bir şişe Jack Daniels. $31.5. Buna $31.5 dedim ya. $31.5. Absolut Vodka da $21. Limoncello, bunu çok severdim. $18.5. Eskiden Avrupa'ya seyahat ettiğimde tabii o zaman çok daha ucuzdu her şey. Duty Free'lerde. Bu Amarula, Baileys, Absolut falan böyle hepsinden alırdım yani. Severdim o zaman içki içmeyi. Ama şimdi pek aram yok. Parfüm. Mila. Bu $74 arkadaşlar. Bu arada ben artık parfüm de kullanmıyorum. O yüzden parfümle de işim yok. Ama size birkaç tane göstereyim. Bu Issey Miyake en sevdiklerimden biriydi. Bunun fiyatı $73. Sanıyorum bu popülerdi Türkiye'de. Flower Kenzo. Bu da $91. 100 mililitresi $125. Chanel'in Chance. 50'liği 81. Yüzlüğü yok, 50'likmiş bu da. Yüzlüğü $122. Coco Chanel var burada. 2 yüzlüğü $218. Yüzlüğü de $128. Böyle ortalama zaten hepsinin fiyatları hemen hemen aynı. Ay, bir tanesini kokladım, ağır bile geldi yani. Hiç benlik değil artık parfümler. Başka ne göstereyim size? Kahve. Şöyle bir Afrika kahvesi.
%100 arabik diyor. 17 dolar bu. Çikolatalara bakalım. Snickers paketi 14 dolar. Şöyle bir Toblerone paketi de 16 dolar. Ama şey diyor, iki tane alırsan diyor %30 indirim var diyor. Wow, bunlar neymiş? İsviçre çikolataları. Bunlar 15 dolarmış böyle. Evet arkadaşlar, her şeyi hallettim. Bu arada kek yiyordum. Ve şu anda uçağa bineceğim. Bir kafeterya buldum. Oraya oturdum. Bir kahve içiyorum. Ve videomu editlemiştim. Onun yüklemesini yapıyorum. Bu arada Kenya'nın havaalanında internet gerçekten acayip hızlı. Ve her yerde ücretsiz. Ve mesela burada kahve içiyorum. Kahve 200 Kenya şilini. Şöyle bir kahve. Americano bu arada bu. 200 Kenya şilini. Yani dışarıda da aynı. Hatta dışarıda bazen pahalı bile olabiliyor bundan. O yüzden şaşırdım. Normalde havaalanlarında fiyatlar böyle 3 katı, 4 katı falandır. Burada öyle değilmiş. Hoşuma gitti. Güzel. Arkadaşlar böyle bir çok hüzünlüyüm şu anda. Böyle Afrika'yı neden bırakıyorum falan diye böyle bir şey geldi bana, bir telaş geldi, böyle bir kalp sızıntısı geldi falan. Yani gerçekten Afrika'yı çok seviyorum ve neden gidiyorum şimdi diye de böyle bir şey oldum yani. Ama bu tamamen zihin, biliyorum. Artık yetmiş bana biraz Afrika. Biraz daha böyle değişik bir yerler görmem gerekiyor. Bir kendime gelmem gerekiyor ama tekrar Afrika'ya döneceğim. Çünkü daha gezmediğim bir sürü ülke var. Onları da gezeceğim. Afrika, sana tekrar döneceğim, merak etme. Arkadaşlar aylar sonra maske taktım. Bütün Afrika boyunca neredeyse hiç maske kullanmadık. Ama şimdi maske taktım. Muhtemelen uçakta maske takacağız. Ben şimdi dışarı çıktım. Ne oluyor anlamadım. Uçağa doğru gidiyorum. Şu kapıdan çıktık. Uçağımız da bu. Aylar sonra medeniyetteyim gibi hissediyorum ne oluyorsa. 21 şurası. Evet arkadaşlar, uçaktayım, yerime oturdum ve kalkış hazırız. Çok üzüldüm, çok bildiğiniz gibi değil. Ne yaptım ben, ne yaptım falan. Ama yeni yerler göreceğiz yani. Bu yolculuk bana böyle bir kan, yeni kan verdi. Güzel oldu. Bu arada bir aktarmam olacak. Bir yere gidecek. Adını söyleyemiyorum gittiğimiz yerin. Çok değişik bir Arap ülkesi. Orada bir saat kadar bekleyeceğim. Sonra uçak değiştireceğim. Ve tekrar bir uzun yolculuğa çıkacağız oradan. Bu da uzun sürecek bu arada bayağı. Öyle. Bu havaalanında bileti alırken yemeğinizi seçiyorsunuz. Böyle sandviç gibi şeyler. Ücretsiz. Böyle sandviç, bir de su veriyorlar yanında. Onlar ücretsiz ama bir de böyle sıcak yemek seçebiliyorsunuz. Sıcak yemeklerde 3 dolar ve bazıları 4 dolar. Ben şimdi çok uzun bir yolculuk yapacağım için ilk yemeğimi, yani öğlen ve akşam arasındaki yemeğimi sıcak yemek seçtim. Ve vegetable biryani, yani sebzeli biryani pilav diyelim. Bunu göstereyim size. Böyle bir paket geldi. Su, bu yoğurt ve bu da biryani. Yani böyle sebzeli, onların değişik bir sosları var. Onunla yapılmış bir pilav bu. Sabah böyle küçük atıştırmalıklar yemiştim ama gerçekten çok acıktım şu anda. Afiyet olsun bana o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldim. Şu anda Sharjah diye bir
yerindeyim. Şarjah falan diye okunuyor şuradaki gibi. Bu da oranın duty free'si. Bayağı böyle büyük. Böyle acayip büyük bir yer ya. Acaba burada kaç para o şeyler? Aynı mı? Çok merak ettim. Burada Arap Emirlikleri yani 22 dolar. Burada daha fazla çeşit olduğu bir kesin yalnız. Şeye göre, Kenya'ya göre baya büyük. Sigaralara bakmıştık. Gelin bir de sigaralara bakalım. Ha, bunlar 32 dolar. Kenya'da da aynıydı galiba. Camel nerede? Burada Camel yok. Evet, fiyatlar aynı şeyle. Kenya'daki fiyatlarla aynı hemen hemen. Restoran bölümüne geldim. Öyle güzel kokuyor ki arkadaşlar, anlatamam. O baharatlar, yemekler ve bol bol vejeteryan yemekleri var burada. Şöyle kocaman bir yer. Normalde havaalanında bir saat beklemem gerekiyor benim. Ama anons, son çağrı diye. Dedim ne oluyor? Çabuk dedi, geç kalmışsın sen. Allah Allah dedim, yani bir saat bekleyecektim. Hiç beklemedim. Koştur kapıya geldim. Bir tek beni bekliyorlarmış bu arada. Hemen girdim içeri. Şimdi otobüsteyim. Uçağa doğru gidiyorum. Arkadaşlar bir sıcak var burada. Ben hayatım boyunca böyle bir sıcak görmedim. Ne biliyorum, nefes alamıyorum ben şu anda sıcaktan. Ve üstümde de bir de bu var. Uçaktan kaldı. Çıkaramadım da koşturmaktan. Abi bu ne? Bu nasıl bir şey? Bu insanlar nasıl yaşıyor? Nefes almak imkansız. So it'll be number 22 on the left side. Okay, thank you. Ben bu arada Air Arabia şirketini bayağı sevdim. Uçakları gayet rahat. Böyle tık 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 işledi, hiç geç kalmadık falan. Vallahi çok beğendim yani. Hizmet süper. Şimdi neymiş benimki? Allahümme inne nes'eluke fi seferina hâdâ el birre ve takva ve minel ameli ma tarda. Arkadaşlar bu duyduğum seyahat duasıymış. Böyle duamızı da ettik, gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, tam 24 saat sonra gelmek istediğim yere sonunda geldim. Şimdi birazdan size de söyleyeceğim neredeyim. Hatta göstereceğim. Bakalım. O kadar uykusuzum ki hiçbir şey uyumadım ve şu anda saat gece 1. Biraz sabaha kadar havaalanında kalacağım bir de. Hatta 24 saatten fazla sürecek yani bu yolculuk. Sonra da sabah da artık uyuyabileceğim güzel. Biraz önceki çekimden anlamış olmanız gerekiyor nereye geldiğimi. Anladınız mı? Öf, hala buraya geldiğime inanamıyorum ya. Neden geldim falan diye de düşünüyorum arada bir yani. Ah, çok fazla şansım yoktu. Çok fazla seçeneğim yoktu. Biraz da ihtiyacım vardı galiba. O yüzden şu an buradayım.
Evet, Türkiye'deyim. Şu an İstanbul'dayım. Ben bile inanamıyorum buna. Hatta Türkçe konuşmaya başladım insanlarla tabii ki. Sonra böyle Türkçe konuşmalar duyuyorum falan. O kadar garip geliyor ki bana şu anda. Ya 9 ay sonra Türkiye'de olmak böyle çok garip, bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Neden buradayım? Neden döndüm? Anlatacağım onları size. Hatta bir canlı yayın yapalım diyorum. Böyle cumartesi ya da pazar günü. Bugün günlerden ne, onu bile bilmiyorum ki şimdi. Bugün günlerden pazartesi olması lazım. Neyse, onu sonra ayarlarım. Bir canlı yayın yapıp beraber konuşalım istiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, bir şeye acayip sinir oluyorum bu ülkede. İstanbul Havalimanı'nda da, Sabiha Gökçen'de de Wi-Fi ücretli. İlk yarım saat ücretsiz kullanıyorsunuz, sonra ücret ödemek zorundasınız. Yani bizim gibi bir ülke, koskoca Türkiye, aktarma noktası olan koskoca bir şehir burası ve Wi-Fi'yi ücretsiz vermiyoruz insanlara. Buna gerçekten çok üzülüyorum. Şu ana kadar birçok ülkeye gittim ve birçok havalimanına gittim. Hepsi ücretsiz. Kenya'da bile o kadar güçlü bir internet var ki ve bedava. İstediğin kadar kullan. Gerçekten üzülüyorum ya. Pardon, üzülmüyorum. Utanıyorum. Gerçekten utanıyorum yani. Bizim gibi koskoca bir ülke. Sen dış hatlarda var bari yani. Turist geliyor bu ülkeye. Adamın interneti yok, bir şeyi yok yani. Aktarma noktası burası. Adam bizden internet de alamaz sadece aktarma beklerken. Yeri geliyor 24 saat aktarma bekliyoruz biz gezginler olarak. Gerçekten utanıyorum ya bundan. Çok yazık bize yani. 9 ay sonra bankamatikten Türk parası çektim. O kadar garip geldi ki paralar. Alışmışım Afrika paralarına. Üzerinde böyle değişik değişik şeyler var. Böyle bu para böyle büyük geldi. Bir değişik rengi geldi. Çok tuhaf hissettim kendimi ya. Çok garip. Saat şu anda gece 3.30. 2 saattir falan şeydeyim. Bekliyorum havaalanında. Çünkü buradan İzmit'e gideceğim. İzmit'te bir arkadaşımı göreceğim. Onda kalacağım bir süre. Bu arada hala ben hiç kimseye söylemedim buraya geldiğimi. Annemler falan da bilmiyor. Sürpriz yapacağım. O yüzden biraz gecikmeli paylaşıyorum her şeyi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi saçım, başım, yüzüm falan dağılmış durumda. Tam 33 saattir yoldayım. Son 24 saattir de hiç uyumadım. Şu anda İzmit'teyim. Yuvacık'ta. Burada bir arkadaşımın yanına geldim. Birkaç gün burada kalacağım. Bu kırmızı şey de ne? Birkaç gün burada kalacağım. Sonra İstanbul'a geçeceğim. İstanbul'da da artık bilmiyorum. Ya birkaç gün ya bir hafta kalır. Sonra da İzmir'e, ailemin yanına gideceğim. Daha haberleri yok. Kimseye söylemedim. Yalnız ilk geldiğim yerin böyle yeşillikler, orman içerisinde sessiz sakin bir yer olmasına çok sevinmiş durumdayım. Birazcık tabii birazcık böyle şey durumdayım yani, garip hissediyorum. 9 ay sonra Afrika'dan sonra Türkiye, yolda gördüklerim, yani havaalanından buraya kadar gördüklerim bana yetti yani. Türkiye'de olduğumu anladan her şey vardı. Neyse, tabii yeni yerlere devam edeceğiz. Türkiye'de kalmayacağım. Türkiye'ye dönüş yapmadım. Sadece bir süre dinlenmeye ve birkaç sağlık problemim var. Yani problem değil ama göstersem iyi olacak. Daha fazla büyümemesi için bir onlara baktıracağım, biraz dinleneceğim. Köpeğimi çok özledim, köpeğimle biraz vakit geçireceğim. Sonra da bir yerlere doğru tekrar yola çıkacağız. İzlemeye devam edin. O zaman bu videoyu beğenir, yorum yapar ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum.
Sizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.